162. Konunun devamı. Evime vardım, bineğimin hazırlanmasını emrettim. Bineğimle çıkınca Osman bin Talha'ya rastladım. İçimden dedim ki, bu benim dostumdur. Umduğumu ona söylesem olmaz mı acaba? Sonra onun da atalarının öldürüldüğü hatırıma geldi. Söylemek istemedim. Sonra dedim ki, bana ne olacaktır ki, ben şu saatte çıkıp gidiyorum? Ve ona durumun vardığı noktayı açtım. Biz deliye tıkanmış bir tilki mesabesindeyiz. Eğer o deliye bir kova su boşaltılırsa çıkacaktır ve ona daha önceki arkadaşlara söylediklerimin benzerlerini söyledim. O süratle tereddüt etmeksizin bana katıldı. Ona dedim ki: "Ben bugün erken çıkıp gitmek istiyorum. Benim bineğim Defe Cimena'ya denilen yerdedir. Hazreti Halit der ki: "Benimle Osman bin Talha Yecüc denilen yerde buluşmak üzere sözleştik. Eğer ben ondan önce gidersem onu bekleyecektim." o da benden önce giderse beni bekleyecekti. Biz sabahın erken saatlerinde yola koyulduk. Ye, cücde sabah olmadan önce birleştik. Böylece el hayd denilen yere varıncaya kadar gittik. Orada am bin As'ı gördük. Am, size merhabalar olsun, dedi. Biz de, sana da merhabalar olsun, dedik. Am, nereye gidiyorsunuz, deyince, peki sen nereye gidiyorsun, seni Mekke'den çıkaran şey nedir, dedik. O, sizi çıkartan nedir diye sordu. Dedik ki: Biz İslam'a gireceğiz, Muhammed'e tabi olacağız. Am da işte beni de buraya getiren budur dedi. Böylece arkadaş olarak biz Medine'ye vardık. Zerhara denilen yerde develerimizi çöktürdük, bağladık. Hazreti Peygamber'e haberimiz ulaştı. Bizim gelişimiz onu gayet sevindirmişti. Ben elbisemin elverişli olanını giydim. Sonra Hazreti Peygamber'e doğru gittik kardeşim beni karşıladı ve, süratle davran, acele et, çünkü Allah'ın Rasulü senin gelişini haber almış, bundan da sevinmiştir, o sizi beklemektedir, dedi, süratle geldik, Hazreti Peygamber'i gördüğümde yanına varıncaya kadar benim yüzüme tebessüm etti, peygamberlik selamı ile onu selamladım, o da, güzel bir yüzle benim selamımın karşılığını verdi, dedim ki, ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur, Yine şahitlik ederim ki sen Allah'ın resulüsün. Bunun üzerine Hazreti Peygamber gel dedi. Sonra da buyurdular: Hamd o Allah'a olsun ki sana hidayet etti. Ben daha önce de senin akıllı olduğunu biliyordum. Aklının seni hayra yönelteceğini umuyordum. Ben ey Allah'ın rasulü, o harp sahalarında hakkı inkar etmek maksadıyla sana karşı savaştığımı gördün. Benim için Allah'a dua et. Benim günahlarımı bağışlasın. Hazreti Peygamber İslam, daha öncekini siler, süpürür, dedi. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, bunun için senden teminat isterim. O dedi ki, ey Allah'ım, Halid bin Velid nerede Allah'ın dininden insanları uzaklaştırmak, men etmek için süratle yürümüş ise hepsini onun için affet, sonra Osman ve Am, Resulullah'a geldiler, Allah'ın peygamberine biat ettiler. Halid diyor ki, bizim peygambere gelmemiz hicretin 8. senesinde ve safer ayında Andolsun Hazreti Peygamber ben iman ettikten sonra baş gösteren önemli bir meselede kimseyi bana tercih etmezdi.